Buyurun. Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli bürokratlar ve milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesine üzerine söz almış bulunuyorum. Öncelikle merkezi bütçenin sadece %3.01'ine denk gelen 2024 yılının 334 milyarlık bütçesinin son derece yetersiz bir oranda olduğunu vurgulayarak başlamak istiyorum. Üstelik yıllar içinde azalmış olan bu oran sadece oran olarak değil, OECD'nin 32 ülkesinin sadece engelli rehabilitasyonuna ayırdığı %2.21 ortalamayla bütçenin Türkiye'deki 0.33'lük oranıyla son sırada yer alan bir ülke olmasını da ayrıca vurgulamak istiyorum. Aile Bakanlığı bütçesinin 12. Kalkınma Planı hedefleriyle de örtüşmediği, bütçede yer alan performans göstergelerinin maalesef olması gereken kriterlerin çok uzağında, yani net, açık, anlaşılabilir, ulaşılabilir ve uluslararası kriterlerde de olmadığını vurgulayarak devam etmek istiyorum. Bütçe teklifindeki bazı göstergelerden örnekler vererek size bunu özellikle vurgulamayı arzu ediyorum. Sosyal destek programı ile ulaşılan hane sayısı. Sayın Bakan, Plan Bütçe Komisyonu'nda da bunu dile getirdiğimde bana cevap olarak dönmüşsünüz. Teşekkür ediyorum. Ama cevabı yeterli bulmadığımı da belirtmek istiyorum. Çünkü yıllar içinde daha azalan bir hedef konmuş 2024-25-26. Oysa 12. Kalkınma Planı'nda ve bütçede sosyal hizmet merkezi sayısını artırmayı ve bunun üzerinden hanelere ulaşmayı artırmayı hedeflerken ulaşılacak hane sayısını azaltıyorsunuz. Göstergeler arasında büyük uyumsuzluk var. Madde bağımlılığı konusuna gelmek istiyorum. Bu konu çok önemli. Hepiniz biliyorsunuz ki ülke şu anda madde bağımlılığı konusunda çok zayıf ve sıkıntılı bir durumda. Kötü alışkanlık ve bağımlılıkların azaltılmasına yönelik eğitim verilen kişi sayısı 2022 yılında 250 bin kişiye eğitim verilmiş. Çok güzel. Peki 2023 yılında ne hedef konmuş? 105 bin kişi. Yani yarısından bile daha az insana eğitim vermeyi planlıyorsunuz. Böyle bir oran olabilir mi? Dahası 24, 25 ve 26 yıllarında aynı sayıda kişiye eğitim vermeyi planlıyorsunuz. Bu ülkede madde bağımlılığı bitti mi? Neden böyle bir şey planlanıyor? İktidarın madde bağımlılığıyla mücadele etmek istemediğini zaten şuradan biliyoruz. Sağlık Bakanlığı bütçesinde hedef harcamanın altında kalan tek kalem madde bağımlılığıyla mücadele. Oradan da biliyoruz aslında. Yaşlanan nüfusa bakmak istiyorum. %9.9, 8,5 milyon vatandaşımız var 65 yaşın üstünde. Yoksulluk oranlarına baktığımızda en yoksul grup burası. Özellikle yaşlı kadınlar güvencesizlik nedeniyle çok daha yoksullar. Sadece 85 yaş üstünde 700 bin kişi yaşıyor bu ülkede. Ve koyduğunuz performans göstergesine bakıyoruz. Bu yaş grubu için kaç yatak planlamışsınız? Bu yaş grubunun %2'sine denk gelecek bir yatak hesaplamışsınız ve bunu hedef olarak koymuşsunuz. Bence utanç verici bir rakam bu. Daha vahimi, yaşlara yönelik kurumsal bakım rehabilitasyon merkezinin performans göstergesine bakmak için koyduğunuz gösterge nedir? Sportif faaliyetlere katılım oranı. Sayın Bakanım, lütfen bu tür oranları koymayın. Çünkü uluslararası arenada gerçekten bu tür bakım merkezleri için yara bakım, yara oranları, ağız hijyeni, öz bakım endeksi, beslenme endeksi, enfeksiyon oranları gibi uluslararası kriterler vardır ve bizim bunları kullanmamız gerekiyor. Sportif faaliyetler değil. Dahası yıllar içinde %1, %30'la gerçekleşmiş, yıllar içinde %31, 32, 33 ile artırarak gülünç duruma düşülüyor. Ben buna da çok üzüldüm. Yaşlıların toplumsal yaşama aktif katılımı için koyduğunuz gösterge onlara verilen araç sayısı. Bunu bakanlıkta bir yerde takip ediyor olabilirsiniz. Ama toplumsal hayata katılımını anlamanız için 65 yaş üstünde ne kadar istihdama katılıyor? Sağlık hizmetlerine ne kadar bağımsız ve aktif olarak gidebiliyor? Sanatsal aktivitelere ne kadar katılabiliyor gibi göstergelere bakıyor olmanız lazım. Yaşlı bakım sistemine gelecek olursak, Türkiye'de Aile Bakanlığı'na bağlı 169 merkez var ve büyük şehirlerde ağırlıklı. 18 bin yatak var burada. Özel sektörde çok daha fazla, 266 merkez var ve aynı yatak sayısında.
kurgunun yanlış olduğu zaten buradan belli. Yaşlı nüfus daha yoksul ve biz bu yaşlı nüfusu özel bakım merkezlerine itiyoruz kendi ellerimizle. 65 yaş üstü 8,5 milyon vatandaş için toplam 40 bin yatak var. Yani bu kabul edilebilir bir oran olmadığını hepinizin takdir ediyor olması lazım. Engelli hizmetlerine gelecek olursak, engelli hizmetleri. Engelli hizmetlerinde konan veri esas olarak takip etmeniz gereken engelli sisteminde veri, doğru verimiz yok engellide şu anda. Ta 12 yıl önce 7 kez dünyada güncellenmiş olmasına rağmen 12 yıl öncesinin verisini kullanıyoruz %6,9 diye. Üstelik Türkiye'nin TÜİK'in yapmış olduğu Türkiye Sağlık Araştırması'nda bulduğunuz oran en az bir engeli olan oran %15. Yani 6,9 ile %15 arasında geniş bir endeksi takip ediyoruz. Bu grupta yaklaşık 10 milyon insan olduğunu tahmin ediyoruz sadece. Öncelikle bu veri sisteminin netleşmesi gerekiyor. Bir de baktığımız engelli kurulu raporu üzerinden ulusal engelli sistemi var ki buradaki durum daha vahim. 3 milyon 40 bin gibi bir rakam var. Oysa bizim ve burada erkek egemen bir grup, aslında engelliler kadın egemen bir gruptur. Bütün dünyada ve Türkiye'de başvuruyu hedef alır. Buradan da görüyoruz ki kadın engelliler istihdam konusunda da çok daha geri planda. Sayın Bakanım, özellikle sizden bir şey rica ediyorum. 2019 yılında değiştirilen bir yönetmelikle ikili skaladan üçlü skalaya geçildi engellilik durumları. Bu çok ciddi bir hak kaybına neden oldu. 2019 yılı öncesinde alınan raporların aynı şekilde bir hak olarak görülerek devam ettirilmesi gerekiyor. Bu engellilerin ekonomik özgürlüğüne baltalamanın ötesine gitmiyor. Şu anda 5 milyon engellinin sadece 1 milyonu istihdamda, istihdama girebilecek 5 milyon engellinin. Sayın Bakan'ın yeni verdiği demeçte 2392 atama yapılacağını müjde gibi veriyor. Sayın Bakan, ben buna çok üzüldüm. Bekleyen 4 milyon kişi varken 2392 atama yapacağız kamuya diye böyle bir müjde verilmez gerçekten. 2013 yılında engelli aylıkları Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına aktarıldı. Bu da hak temelli yaklaşımdan muhtaçlık temelli yaklaşıma geçişe neden oldu. Lütfen tekrar bunu bir kanun değişikliğiyle geri çevirin ve hak temelli yaklaşıma geçin. Zaten açlık sınırında yaşıyorlar. Bir gösterge daha söyleyeceğim. Engelli rehabilitasyonda yine sportif faaliyetlere katılım oranı verilmiş. Nedir buna bu merak, anlayabilmiş değilim ama daha da komiği, yıllar içinde bakın lütfen bürokratlarınızın yaptığı, yıllar içinde sportif faaliyetlere katılımı azaltılarak verilmiş hedefte. Bu da değildir. Engelin tipine göre rehabilitasyon merkezinde olması gereken kriterler olmalıdır. Bunun dışında hibe projesi 2023 yılında 440 hibe verilmiş, çok güzel, kendi işini kursun diye engellilere, ama yıllar içinde aynı rakam verilmiş. Bu özensiz bir rakam. 2025-2026'da da aynı rakam verilmiş. Bunların artırılması gerekiyor ve desteklenmesi gerekiyor. Sonuç olarak 334 milyarlık bütçenin %61'i yoksullukla mücadeleye harcanıyor. Bakın, bu bile tek başına bu ülkenin ne kadar yoksul olduğunun ve temel olarak bakanlığın yoksullar için çalıştığını gösteriyor. Oysa yaşlılara ayrılan bütçe sadece %2,3. Kadına ayrılan bütçe 0,8. Dolayısıyla kadının bütçede de yeri yok açıkçası. Bir bütçe bakanlığın iş disiplinini, planlama yeteneğini gösterir. Bütçe bir bakanlığın gücünü gösterir aynı zamanda. İş yapış şeklini de gösterir. Dolayısıyla bu bütçeyle güven vermekten uzak, yoksulluğun daha da artacağının bir resmi belgesi ve kırılgan gruplara özensizliğin bir belgesi olduğu için böyle bir bütçeyi kabul etmemiz mümkün değil. Saygıyla selamlıyorum.